Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir basketbol videosuyla karşınızdayız. Bugün ne mi yapacağız? Bugün e, Sibobu içine kaçmış topu nasıl tamir edebilirsiniz? E, bunlar hakkında fikir vereceğim size. E, ben de bir araştırma yaptım. Daha önce hiç başımıza gelmemişti. Ama bizim de sağlık günü basketbol oynarken topu şişiren derken başımıza geldi arkadaşlar. Top bunun içine Sibob kaçtı. Yani arkadaş şişirirken Yanlışlıkla e, pompanın ucunu daha fazla bastırıp içine e, girdirince Sibop topun içine kaçmış. E, şu bir tavsiye vereyim arkadaşlar size. E, eski topunuz varsa veya 4-5 yıllık bir topunuz varsa ve topun havasını e, inmişse topunuzun havası inmişse eğer e, el pompanız varsa önce oraya bir yani nasırları yağlayın, yağlayın veya ı, ıslatın. Yani sibobu ıslatın. Çünkü top içinde sibob içine kaçar arkadaşlar. Bunu yapmadan topa hava vurmayın diye öneri yapayım arkadaşlar. Evet, bizim topumuz şöyle göstereyim. Altis. Altis alt 700 arkadaşlar. Çok eski. Yani 5 seneler kullanıyormuş bizim arkadaş. Gördüğünüz gibi bu yazılar falan da silinmiş. 7 numara arkadaşlar. Bu alt de zaten yine aynı 8 tane e dizayn var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane dizayn var. Aynı Spolnik TF150 gibi. Dışarı için bu toplar da uygun arkadaşlar. Fiyatlarını tam bilmiyorum ama altist ist, alt 700 güzel ele oturan top. Ama böyle gördüğünüz gibi kavuşuklar eğer giderse e, kavuşuklar şöyle gördüğünüz gibi 5 yıllık bir top olduğu için kavuşuklar hep gitmiş. Yani bu topu pas verirseniz, şut atarsanız elinizden kayabilir. Ee, neyse, e, bu konumuza gelelim. Arkadaşlar gördünüz şu an. Sesle sesi de duyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi sibop içine kaçmış. Şimdi bunu nasıl tahmin edersiniz? Ben yani dediğim gibi arkadaşlar Kesebilirsiniz bunu şuradan kestikten sonra sibo içine kaçmış topu buradan kestikten sonra yardıktan sonra çok fazla e, yarmadan mesela şu kadar açık bırakırsanız si bunu içindeki sibo bu alıp tekrar buraya dikip topu iyice indirip yani sonuna kadar iyice bastırarak indirip iyice indirdikten sonra Sibobu bu takıp e, dediğim yeri iğneyle yama yaparak sonra ee, sağlam bir şekilde alttan uhuz da Uhu süreceksiniz. Yani sibobunu kenarlarına içten geçirdiğiniz zaman uhuz süreceksiniz. Uhuyu da sürdükten sonra veya başka yapıştırıcı o da olur. Ondan sonra yamanız bitecek. Uhu yapıştıracaksınız. Zaten o bir 15-20 dakikaya kurur. Ondan sonra yavaş bir şekilde pompanızı takıp topu şişirip eski haline çevirebilirsiniz arkadaşlar hemen toplarınızı atmayın derim. Yani bobu içine kaçan topları size atmamanızı tavsiye ederim. Ha, e, yeni top alacaksanız eğer şöyle bir durum yapabilirsiniz. E, çok amaçlı kullanabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani nasıl olur? Ortanın ikiye bölün. içine toprak koyun. Bitki olarak yani bitki yetiştirmek için bahçenizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yanlarına böyle iğneyle delerek toprağın hava alınmasını sağlayarak diyebilirim arkadaşlar. Şimdi anlatmam gerekirse yani başa dönersek bir arkadaşlar yeni bir swap alıp yapabilirsiniz. İyice havasını indikten sonra ki ama bu çok fazla tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Çünkü tekrar içine kaçma olasılığı var. En yararlı yöntem ufak bir yere kaçıyorsunuz. Sibobu çıkarıyorsunuz. Sibobu çıkardıktan sonra Sibobun etrafına u sürdükten sonra o yamayı dediğim gibi büyük iğnelerle e, CG yama yaptıktan sonra yani e, daha sonra diktikten sonra e, kapattınız diyelim açık yere kapattınız tam kapatmadan az bir yer olduğu zaman sibo e, Sibob'un etrafını uhu Japon yapıştırırsa herhangi bir yere yapıştırdıktan sonra takabilirsiniz taktıktan sonra da hava vurup oynayabilirsiniz. Ama önce topu indireceksin arkadaşlar. Biz bu topu ben bu topu büyük ihtimalle bitki olarak kullanacağım. Yani bitki buna o, biber falan ekerim derim. Kendim öyle kullanırım arkadaşlar. Çünkü top ölmüş gitmiş. Daha fazla kullanmayacak. Çünkü yeni top da almış. Sibob içine kaçan top videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Çok soru geliyor. Nike Dominat, Tarmak. Ee, abi şu top nasıl, bu top nasıl diye. Arkadaşlar elimden geldiğince top videolar çekmeye özen gösteriyorum. Biliyorum bu top videolarını seviyorsunuz, daha çok soruyorsunuz hangi toplar iyi diye. Bu da beni memnun ediyor. Bir dakika videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.